Evet, beklediğimiz Konya ekibi de geldi. Bu ekip arasında bu rotanın kaşif olan Mehmet Güntekin de yanımızda. Bu rotayla ilgili ona birkaç sorumuz olacak. Merhabalar. Merhabalar. Bu rotayı keşfetme macerası nasıl başladı? Ne zaman başladı? Bir Antalya yolculuğu sırasında yolun bir durduğum zaman da yolun alt tarafında Cendeve Köyü'nün yukarısında döşeme yolu buldum. Daha sonra işte o döşeme yolunun izlerini sürerek ta Seydişehir'e kadar getirdim. Seydişehir ve güneye kadar da indirip işte Side'ye kadar ve Alanya'ya kadar yolun iki yoldan ayrıldığını gördüm. Daha sonra tabii işin araştırma kısmı da başladı. Araştırma kısmında işte Strabo'nun verdiği bilgiler çok önemliydi. 2000 yıl öncesinde yazılmış bir kitap yolun yapılışını anlatıyor. Suğla Gölü'nden sonra iki koldan Homonat kalelerini saracak şekilde yol ağları örüyor Roma İmparatorluğu. Çünkü Homonatlar dağ tepelerinde yaşıyorlar, Toroslar'da ve gelip geçen askerlere bile, kervanlara bile saldırıyorlar ve dağ tepelerine kaçtıkları için hiç kimse onlara bir şey yapamıyor. Hızlı asker sevk edebilmek için bu yolları Romalıların döşediğini kaydeder Strabon ve bu yolların yapılışından sonra Romalı askerler işte yakın bölgelerden 7. Roma Lejyon Birliği'nin olduğu Konya Kilistra'dan, Isparta'daki işte Antiokya'dan yani şu anki Yalvaç ilçesinden, Side'den ve Alanya tarafından Roma lejyonlar hızlı bir şekilde bölgeye geliyor ve milattan sonra 3 yılında yolları, kalelerin giriş çıkışındaki yolları kapayarak 3 yıl boyunca bekleyerek, savaşmıyorlar, 3 yıl boyunca bekleyerek açlıktan ve susuzluktan onları öldürüyorlar. Strabon bu konuda şöyle der, çünkü Homonatların çağdaşıdır. O bölgenin kendi çocuklarını, o toprakları kendi çocuklarından masum bıraktılar der. Onların yok edilişinden de acı duyduğunu belirtir yani Strabon. Hani Roma İmparatorluğu bu toprakları hem çok şey kazandırmış hem de çok şey kaybettirmiş bir medeniyet. Bu yolların yapılışı o. Yollarla ilgili bir sürü de açıklamalar yapılıyor tabii. Bu yollar Roma yolu veya Roma yolu olmadığı, işte Selçukluların yaptığı ile ilgili Türk tarihinin hiçbir döneminde Türklerin taş döşeli yol yapmaları ile ilgili bir kayıt yoktur. Varsa çıkarsınlar. Bu yol Selçuklu yolu değildir, kervan yolu değildir. Evet, bu yol 30-40 yıl öncesine kadar Yörükler tarafından da kullanıldı. Yani bu yol Romalı yolu. Biz de bak kendimize yol yapacağız deyip yan tarafa yol yapılmadı. İnsanlar bu yolları kullanmaya devam etti tabii ki ama yolun yapılış adını, adının neden Via Sebastia olarak verildiğini Strabon anlatıyor zaten yolun. Roma'nın en güçlü imparatorlarından biri olan Augustus'u onore etmek için Via Sebaste diyorlar. Sebaste de Augustus'un Yunanca dişil karşılığıdır. Yani imparator yolu anlamında da kullanabiliriz Via Sebaste'yi. Via Latince de yol demek. Viyadük kelimesi de oradan gelir mesela. Yol. Bu arada bu yolla ilgili bir kitap çalışman oldu. Yenisi gelecek mi? Evet. Evet, Toroslar'da bilinmeyen ülke Homana'da kitabını yazdım. Onun baskısı tükendi. İkinci baskı için yayın evi beni sıkıştırıyor ama birkaç düzenleme yapmam gerekiyor. O düzenlemelerden sonra tekrar yayınlayacağız. Ayrıyeten sadece rota bilgisi, tarihi bilgiyi bir paragrafta geçip sadece rota bilgisini paylaşacağım. Via Sebaste ve Tuz Yolu kitabı da yayına hazır bir şekilde bekliyor yayın evinde şu an. Teşekkürler. Bu arada Mehmet'in de Yollar Derisi isminde bir YouTube kanalı var. Yaptığı faaliyetleri o da paylaşıyor. Merak ederseniz takip edebilirsiniz onun kanalında. Thank you.
değil mi?